Romatolojik Aciller 2, Skleroderma ve Sjögren Sendromu. Yazar: Fatma Nur Karaaslan. Tarih: 25 Ağustos 2021. Seslendiren: Cansu Doğan. İyi dinlemeler. Skleroderma. Skleroderma, yaygın kolajen depozitleriyle karakterize, cilt ve vasküler dokuda fibrotik değişikliklere neden olan, tüm organ sistemlerini etkileyebilen ve hayatı tehdit edici bir inflamatuar bağ dokusu hastalığıdır. Kadınlarda daha sık görülür ve ortalama 30-60 yaş arasında başlangıç gösterir. Difüz tutulum formunun ciddi mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Skleroderma tedavisi, tutulan organ sistemlerine ve klinik bulguların ağırlığına göre düzenlenir. İnterstisyel akciğer hastalığı varlığında immünsüpresif tedaviler etkili olabilmektedir. Vasküler sistem tutulumunda tedavi hedefleri ise RF sıklığını azaltmak, iskemik üsere lezyonların iyileşmesini hızlandırmak ve progresif tıkayıcı damar hastalarını yavaşlatmaktır. Acil serviste sklerodermanın özellikle renal kriz, dijital iskemiler, intestinal pseudoobstrüksiyon, immünsüpresan tedavi altında gelişen enfeksiyonlar ve pulmoner arteriyel hipertansiyon ya da interstisyel akciğer tutulumuna bağlı respiratuar fonksiyon bozuklukları gibi mortalite ve morbidite açısından önemli komplikasyonları ile karşılaşabilmekteyiz. 1. Skleroderma renal kriz. Hastaların %5-15 kadarında gelişen ve genelde hastalığın ilk 5 senesi içerisinde ortaya çıkan ciddi bir acil durum. Hipertansiyon ile birlikte böbrek fonksiyon testlerinde bozukluk ile karakterize, ancak hastaların yaklaşık %10'u normotansif olabiliyor. Skleroderma renal kriz için risk faktörleri: hastalığın ilk 4-5 yılı içerisinde olma, difüz ve hızlı cilt tutulumu, palpable tendon bulguları, yeni gelişen anemi ya da kardiyak olaylar, kortikosteroid tedavisi. Skleroderma renal kriz tanı kriterleri. Tanısal kriterler: 1. Yeni gelişen 150'ye 80 mm civanın üzerinde kan basıncı yüksekliği veya hastanın bazalinden 20 mm civanın üzerinde artış. 2. Serum kreatininde %10'dan fazla artışla tanımlanan renal fonksiyon bozukluğu. Destekleyici kriterler: 1. Mikroanjiyopatik hemolitik anemi. 2. Retinal muayenede akselere hipertansiyonu destekleyen bulgular. 3. Mikroskopik hematüri. 4. Oligüri ya da anüri. 5. Hızlı gelişen pulmoner ödem. 6. SRC için tipik renal biyopsi. SRC tanısını koymak diğer olası nedenler sebebiyle zorluk teşkil eder. Böbrek fonksiyon bozukluğu geliştiren sklerodermalı bir hastada hipovolemi, malign hipertansiyon, arteriyel stenoz, glomerülonefritler gibi diğer nedenler de göz önüne bulundurulmalı. SRC'de tipik olarak kan basıncı artışı hızlı gelişir. Hızlı gelişen hipertansiyona bağlı olarak hastalar görme bozuklukları ve ciddi baş ağrısı ile başvurabilir. Eğer intrakraniyal kanama gelişirse, trombotik mikroanjiyopatinin varlığına da bağlı olarak oldukça mortal seyreder. SRC'nin ilk bulgusu nöbet de olabilmektedir. Eşlik eden hemolitik anemi nedeniyle soluk cilt, koyu idrat ve splenomegali görülebilir. Tedavi: SRC düşünen hastaların erken nefroloji konsültasyonu ve agresif kan basıncı kontrolü gerekmektedir. Satral tutulma olmayan hastalarda ilk seçenek kaptopirildir. Kaptopiril 6.25 ila 12.5 mg per oral başlanır. Her 4-8 saatte bir 12.5 25 mg doz artışıyla istenilen hedefe ulaşılana kadar devam edilir. İkinci seçenek kalsiyum kanal blokörleridir. Santral komplikasyonlar durumunda ilave IV antihipertansifler ile kan basıncı daha sıkı takip edilmelidir. Skleroderma renal kriz ile ilgili tabloyu internet sitesinde inceleyebilirsiniz. Skleroderma hastalarında hipertansiyona dikkat edilmeli ve hipertansiyon varlığında mutlaka böbrek fonksiyon testleri görülmeli. Tedavisinde ilk seçenek olarak ACE inhibitörleri kullanılmalı ve erken nefroloji konsültasyonu önemi unutulmamalı. 2. Reino fenomeni ve dijital iskemi. Reino fenomeni, el ve ayak parmaklarında, kulaklarda ve burun ucunda da olabilen, kendiliğinden veya soğuk ve stresle tetiklenen, soluklaşma, siyanoz, eritem şeklinde 3 fazlı bir reaksiyondur. Primer ya da sıklıkla skleroderma gibi bir hastalığa sekonder gelişebiliyor. Skleroderma hastalığının neredeyse tümünde de RF görülüyor. Bir kısmında da bu periferik vasküler tutulum ilerleyerek dijital üsterlere ve dijital iskemiye neden olabiliyor. Skleroderma hastalarında RF ve dijital iskemi gelişmesinin altına yatan mekanizmalar ise vazospaz, vaskülopati, vaskülit ve trombotik olaylar. Romatolojik hastalıklar arasında RA, SLE ve poliartritis nodosa da yine vaskülit mekanizması ile arteriyel trombozlara bağlı olarak periferik iskemiler gelişebiliyor. RF'nin geçmeyen mavi parmak veya üslerlerle ortaya çıkması aslında acil bir klinik durum. Böyle bir durumda hastada hem vücut ısısını hem periferik dokularının ısısını arttırmak gerekli.
Yine yanıt yetersiz ise oral kalsiyum kanal blokörleri ve topikal nitrogliserinler başlanmalı. Kalsiyum kanal blokörleri ile kontrol altına alınamadığında ya da kalsiyum kanal blokörü kullanılamadığında ise alfa reseptör blokörleri, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri ve IV prostaglandin analogları kullanılabilmekte. Şiddetli ağrı, gerilemeyen iskemi durumlarında ise daha agresif müdahale ve ağrı kontrolü için IV prostaglandin analogları, cerrahi sempatektomi gibi yatış gerekebiliyor. Raynaud fenomeni olan hastalar soğuktan, stresten ve sigaradan uzak durması konusunda uyarılmalı. Eğer hastada dirençli bir siyanoz, solukluk ya da ciddi ağrı mevcutsa mutlaka ileri tetkik ve tedaviler düşünülmeli. Dijital ülserler bu hastalarda hafife alınmamalı, mutlaka multidisipliner bir ekiple takip edilmeli. 3. Gastrointestinal pseudoobstrüksiyon. Skleroderma hastalarında GIST tutumuna bağlı olarak motilite azalmasıyla ortaya çıkan nadir görülen bir klinik durum. Ancak skleroderma hastalarında pseudoobstrüksiyonun ciddi hastane içi mortalite ile ilişkisi gösterilmiş. Bulantı kusma, abdominal distansiyon, karın ağrısı ve benzeri klasik bağırsak obstrüksiyonu semptomları ile başvuran bu hastalarda temel sorun aslında mekanik obstrüksiyon ile ayrıca tanısının yapılması. Bu amaçla bilgisayarlı tomografi çoğunlukla gerekmekte. Pseudoobstrüksiyon durumunda IV hidrasyon, elektrolit bozukluklarının tedavisi, oral stop laksatifler, enemalar ve eritromisin, metoklopramid gibi prokinetik ajanların kullanımı çoğunlukla yeterli. Ancak refraktör olgularda okreotidin de faydası gösterilmiş. Yatarak tedavi alan hastalarda 50 mikrogram subkutan günlük dozunda kullanılabiliyor. Sjögren sendromu. Sjögren'in semptomu klinikte kuru gözlere neden olan keratokonjüktivit sikka, kserostomi yani kuru ağız ve paratiz bezi şişliği ile karakterize bir romatolojik hastalık. Primer formu genel popülasyonun yaklaşık %0.1 ile %0.6'sına görülmekte. Ekstraglandüler tutulumları olarak yorgunluk, Raynaud fenomeni, poliartralji, artrit, interstisyel akciğer hastalığı, nöropati, böbrek tutulumu, akut pankreatit görülebilir. Primer Sjögren sendromunun tanısı, kuru gözlerin ve kuru ağızların öznel ve objektif değerlendirilmesi, anti-RO-SSA ve anti-LA-SSB antikorlarını da içeren serum antinükleer antikorları ve labial tüplük bezi biyopsisi ile konudur. Sjögren sendromunun tedavisi kuru göz ve kuru ağız semptomlarında iyileşme sağlamayı ve hastalığın ekstraglandüler bulgularını kontrol etmeyi amaçlar. 1. Hipokalemik paralizi. Primer Sjögren sendromu hastalarının %5'inde böbrek tutulumu görülmektedir. Böbrek tutulumunun ilk prezentasyonu sıklıkla elektrolit bozuklukları ile olmaktadır. En sık tübülo interstisyel nefrit ve distal renal tübüler asitoz şeklinde tutulum göstermektedir. Böbrek tutulumuna sahip olan hastaların %60'ı öncesinde ağız ve göz kuruluğu semptomlarına sahiptir. Böbrek tutulumunda sadece elektrolit bozuklukları görülebilir. Ayrıca neden olabildiği distal renal tüpler asitozun en sık klinik bulgusu hipokalemik paralizidir. Çoğunlukla asemptomatiktir ancak tedavisiz kalması durumunda kuadriplejiye ve solunum kaslarının paralizisine bağlı solunum arresti gelişebilir. Sjögren sendromunun böbrek tutulumuna bağlı olarak elektrolit bozukluklarına neden olabileceği ve hipokalemik paralizinin uygun şekilde tedavi edilmemesi durumunda solunum arrestine kadar ilerleyebileceği unutulmamalı. Hipokalemik paralize, potasyum replasmanına dramatik şekilde yanıt veren ancak tedavisiz kaldığında oldukça mortal seyreden bir komplikasyondur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.